Sürekli olarak yeni nesil silah sistemlerini geliştiren ve silahlı kuvvetler envanterine kazandırarak Türkiye'yi bölgesel bir güç konumundan küresel bir oyuncu haline getirmeye devam eden Türk savunma sanayinin geliştirdiği son silah Yunanistan'ı korkuttu. Adeta cin çarpmışa dönen Yunan medyasının didik didik incelediği yeni nesil silah teknolojisi karşısında hayretlerini gizleyemeyen Yunan spikerler, Türkiye bu silahla bizi yok etmeye hazırlanıyor yorumunda bulundu. Bildiğiniz gibi Yunanistan'ın şu sıralar en çok endişelendiği konu Türkiye'nin geliştirdiği silahlı insansız hava araçları. Türk SİHA'larının sahip olduğu üstün kabiliyetler ve teknolojiler karşısında Yunanistan'ın çaresizliğini itiraf etmek zorunda kalan Yunan medyasında Türkiye'nin geliştirdiği yeni silah sistemi adeta deprem etkisi yarattı. Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı ve diğer insansız hava aracı platformlarımızda kullanılması için doğrudan doğruya Baykar makine tarafından geliştirilen ve bu sebeple üretilmiş en sofistike füzelerden birisi olarak gösterilen Bayraktar Kemankeş füzesi Yunan medyasında adeta bir korku fırtınası yarattı. Yunan basını Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki adımlarını mercek altına alırken Baykar makinanın son hamlesi karşısında Yunan Pentapostagma gazetesi adeta şaşkına döndü. Baykar'ın geliştirdiği 200 kilometreden daha uzun bir menzile sahip olan akıllı seyir füzesi Kemankeş, yapay zeka destekli görsel yönlendirme sistemiyle hedefini tespit edip zorlu hava koşullarında dahi, elektronik harbe maruz kaldığı anlarda dahi hedefini tam isabetle imha etmeyi garanti altına alan çok sofistike teknolojiler içeriyor. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen ve hedefini arayabilen milli seyir füzemiz, jet motoru sayesinde çok yüksek hızlarla hareket ederken, düşman hatlarının gerisindeki tehlikeli hedefleri vurabilmek içinse kendini saklayarak gizlenme modunda doğal yüksekliklerin arasında kendisini gizleyerek ilerleme özelliğine sahip. Yani Kemankeş, dağların arasında, vadilerin içerisinde yapay zeka teknolojisini ve kamera sistemlerini kullanarak kendi başına yol alabilecek ve hedefini bu şekilde yapay zeka teknolojisiyle avlayabilecek. Kemankeş füzesi, yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmaları sayesinde düşman hedefini her seferinde imha etmeyi garanti altına alacak ve düşman hava savunma sistemlerinden kaçma manevraları konusunda eşsiz bir güce sahip olacak. İşte bu durum Yunanistan'ı ciddi manada korkutuyor çünkü envanterlerinde bulunan hava savunma teknolojilerinin oldukça eskimeye başladıklarını fark etmeye başlayan Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot, İsrail'dense Demir Kubbe gibi daha güncel hava savunma sistemlerini sahip olmak için talep üstüne talep yollasa da henüz bu taleplerine olumlu bir cevap verilmiş değil. 200 kilometreden fazla bir menzile sahip olması, Kemankeş füzesinin Türk hava sahasından çıkmadan ateşlenip Yunanistan'ın içerisindeki her noktayı vurabilecek bir kabiliyete sahip olduğu anlamına geliyor ki bu da Yunanistan'ı endişelendiren bir diğer konu. İzmir'den ateşlenen bir Kemankeş'in Yunanistan'ın başkenti Atina'yı rahat bir şekilde vurabileceğini ifade eden Yunan medyası, Türkiye'nin geliştirdiği silah sistemlerinin giderek daha güçlenmeye başlamasını karşısında kendilerinin elleri kolları bağlı bir şekilde beklemek zorunda kalmalarından oldukça rahatsız. Batı devletlerinden gelecek birkaç adet silah sistemine milyarlarca dolar ödemek istemeyen Yunan medyasında da "Biz neden üretmiyoruz, Türkler yaparken biz neden seyrediyoruz?" şeklinde pek çok sitemkar yazı da kaleme alınmaya ve Yunan hükümeti ciddi manada eleştirilmeye başlandı diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.